Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni güzel bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün çıkar çıkmaz aldığım piyasadaki yeni ayakkabılardan bir tanesini kargo açımını yapacağız. Nike.com'dan aldım. Şöyle kocaman da bir kutuda geldi. Bayağı büyük bir kutuda göndermişler. Her zamanki gibi sevdiğimiz Pull for Sport. Şöyle bir çekip açalım istiyorum. Ayakkabının kutusunu çıkartalım. Üstüne biraz daha konuşalım. Ha, yarısı boşmuş kutu. Ha, evet, küçük bir bazen sanki. Küçük kargo kutusuna gönderiyorlar. Bazen böyle daha büyük. Yalnız evet, kutuya bakar çok mısın? Hoşmuş. Baya baya güzel bir kutu yapmışlar. Ya. Evet. İşte kutu dediğim böyle olur. Kesinlikle öyle. Değil mi? Gerçekten şöyle altında göstereyim. Arkadaşlar şey de çok kalın. Şurası daha böyle dokunsana. Desenler. Aynen, böyle bildiğin, yırtılmayacak güzel evet, var. Sanki bir döşeme gibi, bir tablo gibi kullanmışlar. Gördüğünüz gibi KD logosu ve imzası var. Şu anda elinde tuttuğum ayakkabıda. KD 15 yeni çıktı biliyorsunuz piyasalara. Ben çok beğenmedim. Eminim sizler de beğenmemişsinizdir. Genel itibariyle birçok kişi çok çirkin, çok çirkin diyordu. Ben de onlardan biriyim ama işte ayakkabı dahisi olunca basketbol ayakkabılarını genel itibariyle alıp inceleyip sizlere aktarmam gerektiği için almış bulunuyorum. Yoksa gerçekten alacağımı düşünmediğim bir ayakkabıydı. Gerçi KD bu ayakkabıya şu ana kadarki en iyi KD ayakkabısı dedi. Bilmiyorum, belki de pazarlama stratejisi de olabilir. Şöyle etiketini sizlere de göstereyim. Her zamanki gibi 45 numara aldım. Ama galiba sanki bu kargo açımında en beğendiğim şey kutusu olacak diye hissediyorum. Açıyorum. İçinde de easy money biliyorsunuz deniyor. Yani çok skorer bir oyuncu. Rahat basketbollar atıyor. Her savunmaya geçebilir ve gerçekten rahat sayı atabilir. Hatta işte greatest shooter, scorer olarak söyleniyor. En iyi şütörlerden, en iyi skorerlerden biri olduğu söyleniyor. Bu da easy herhalde. Onu temsil ediyor diye düşünüyorum. Şöyle temiz mi temiz bir kağıdımız var. Şöyle açalım. Ve KD 15 bang diyorum. Şöyle koyayım. Kesinlikle arkadaşlar göründüğünden daha güzel bir ayakkabıymış. Yani ben online'da falan gördüğüm zaman aşırı çirkin bulmuştum. Bu arada kutunun tamamında da yine o desenler mevcut. Onu da göstermiş. Kelebek mi onlar? Ne acaba? Neyler? Yo, sanki böyle ne bileyim Türk Osmanlı desenlerini de andırmıyor değil mi? Ben kelebek sandım ya. Yok, kelebek değil. Şöyle ayakkabımızı şimdi önümüze koyalım ve biraz daha detaylı tabii ki incelememize geçelim. Evet, ne diyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Dizayn detayı olarak bakıyorum. Birçok şey gözüme çarpıyor. Elde daha kaliteli ve okkalı duruyor arkadaşlar kesinlikle. Ve şu an neresinden başlasam diye düşünüyorum. Direkt üstünden başlayabiliriz. Kutunun üstündeki desenler sanki şuralarda varmış gibi bir izlenim var, değil mi? Bana teyze elbisesi şeyini verdi. Evet, doğru diyorsun, doğru. Teyze evindeki belki şeyler, örgüler. Elbise falan. Elbise olabilir. Hakikaten öyle. Burası daha delikli, basit ama rahat bir mesh yapısı. Dilde aşırı bir desen var arkadaşlar. Hani şöyle açıp bakmak lazım, daha karma çorman duran bir desen yapısı. Ama sanki içine baktıkça da bir şeyleri simgeliyor gibi düşünüyorum. Böyle çok bir anlam ifade etmedi. Sanki böyle Pokemon oyunu falan vardı ya. Hmm. Ona benziyor biraz. Hemen içinde de çünkü tuhaf bir şey var. Hamburger, fast food, dondurma. Öyle mi? Bence o. Bakayım. Bir şeyler yiyormuş gibi basketbol topu da var. Değişik gerçekten. KD logosu. Dilde bakayım, bu dilde de mi aynı şey var? Bu dilde de baksana. Tamam, yine farklı bir şey var. Yıldızlı. Onun dışında yana doğru geliyorum. Şu yan plastikler çok ilginç geldi. Sarı swoosh ve alt tarafında biraz daha janjanlı parlak plastikler. Dışta ise daha mat. Tabii bunlar çemçeper olacak. Hem de dizayn detayı tabii ki oluyor. Arkadaki şu yapı benim hiç hoşuma gitmemişti. Sanki bir deniz canlısı izlenimi vermiyor. Midye gibi, midyenin dışı gibi daha doğrusu, değil mi? Dışarıda orada da böyle bükülmüş. Farklı olmuş. Çok çirkin bulduğum ayakta özellikle. Ya gerçi KD'nin ayağında da hiçbir şey güzel durmuyor. Adamın ayakları layık ayakları, palet gibi olduğu için biraz öyle bir sıkıntısı var. İç tarafta da yine dış tarafta olduğu gibi bir plastik yapısı ayağınızı böyle tutacak. Bombe formayacak. Çok ilginç olmuş. Evet, değil mi? Şu böyle değişik bir bombe vermişler. Ama şu topuktaki sanki şey KD'nin kamburu gibi. Böyle bir kamburu. Ya o da biraz böyle doğru düzgün kamburu diyor.
tutma yerleri burada. Şurası güzel olmuş bence ama. Değil mi? Hoş, en azından easy money gördüğünüz gibi 07. Burada yazıyor. Hemen şöyle. Bir şeyler daha yazıyor ama. Quality inspired by, hani kalitesinden inspired edildi. Yani esinlenildi gibi bir şey yazılmış. Şurada görüyorsunuz yastıklamasının detayı verilmiş. Air Zoom Strobel yazıyor. Air Zoom yazıyor. Onun dışında çok da bir şey yok. Şöyle hemen altını sizlere çevireyim. Alttan arkadaşlar Air Zoom'u görebileceğiniz bir pencere açılmış. Renklendirilmiş iç kısım. Bu aynı zamanda da tabii ki bir plastik plaka koluyor. Ayakkabıya form veriyor. Dış tarafta mavi, iç tarafta ise kırmızımsı renklendirilmiş. Güzel, fena değil. İyi iş yapacağını da düşünmeye başladım şu an elimle ittirdiğim zaman. Güzel yapışabilir. Yine boşluklu boşluklu bir yapı var. Hem ayakkabının ağırlığını düşürmeye yönelik hem de görsel olarak farklılık katmışlar KD logosu da. Sence KD'nin en güzeli hangisiydi? Bence KD'nin en güzeli, yani son 3-4 tür ayakkabıları çok gerçekten iyi. Yani 12, 13, 14 bu 3 ayakkabı bence mükemmel. Ama sanki en iyisi 12 diyeceğim yani. 12 gibi düşünüyorum. O ilk böyle o KD ne yaptı ya gibi bir durum var. Air Strobel'ı ilk orada kullanmıştı. 13 de harikaydı. Zoom ünitesi vardı. 14 de yine bence. Yani bu ayakkabılar hep o senenin en iyi performans, fiyat performans ayakkabılarıyken. Yani bu da muhtemelen rahat olacaktır. KD çünkü en iyi ayakkabım bu dedi. Şu ana kadarki en iyi ayakkabım bu dedi. Ama görüntü olarak tabii ki şu an bunu hiç beğenmedim. Yani bir değişik bir tip var ya gerçekten. Hani arkası belki şuradan baktığın zaman yarısı okey ama şu önüne geldiğin zaman bir daha mı çirkinleşiyor? Biraz kayrı gibi değişik bir ayakkabı yapmaya çalışmış, evet, da becerememiş gibi. Gerçi şöyle, elde daha güzel arkadaşlar. Yani görsellerde ne bileyim KD'nin ayağında veya farklı basketbolcuların ayağında çok güzel durmuyor ama şu an ben bir tık daha beğendim. Önün böyle bir sivrileşmesi falan belki bir hoş olmamış olabilir. Onun dışında da farklı renkler belki daha güzel olabilir ama genel itibariyle çok açmadı diyebilirim. Dediğim gibi tavanı bence iyi yapacak. Yastıklaması, Air Zoom olacak. Ben çok kötü beklentiyle açtığım zaman böyle biraz daha beğeniyorum. Kendimi şartlıyorum. Üst kısım biraz daha havalar tatlı olabilir. Dili fena değil. Normal bir dil yapısı var. Şuradaki petlemeler yine normal. Yani çok normal bir basketbol ayakkabısı olmuş. Yani ekstra bir özellik yok. Ekstra bir durum yok. Yani numaralı bir ayakkabı değilmiş. Evet yani bu bilmiyorum, hani her sene çıkartıyoruz. Bu sene de çıkarttık işte gibi mi oldu? Ne yaptılar? Bir de hani 15 aslında böyle daha güzel olması beklenen bir yer. Hani 15 rakamı. Ciddi bir rakam tabii ki. Yani 15 tane imzalı ayakkabısı olan çok bir basketbolcu yok. Düşünürsen kim var? Hani Curry bile daha 9'larda. Yani mesela LeBron 15 çok iyiydi. LeBron 15 inanılmazdı. Onun dışında işte Jordan, LeBron, Kobe. Kobe'nin bile 15 tane yok. Düşünürsen çok az sayıda basketbolcu bu rakama ulaşıyor. Yani buradaki belki tek fark, yani şu plastikler, arkadaki bu midye yapısı. Onun dışında hani bu ayakkabıyı ön plana çıkartan veya farklılaştıran bir şey yok. Her şey standart gibi gözüküyor. Ne bileyim çok da böyle işte yaptık işte der gibi bir hal var dediğin gibi. Şu iç tarafını göstereyim. KD logosu var dilde. Biraz şey, kafalar karışıkmış gibi. Değil mi? Evet, gördüğünüz gibi tabanlıkta KD logosu var. Evet, bu şekilde farklı bir ayakkabı olmuş. Sizler ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Diğer KD'lere oranla, yani 14 ile hatta kıyasladığım zaman çok çok eksik bulduğumu söylemem lazım. Bakalım tabii ayakta nasıl olacak? Ben rahat olacağını düşünüyorum. Sonuçta bir artık KD serisinin bir rahatlığı, bir kalitesi var. Mesela geçen serileri düşündüm. Freak serisini hiç beğenmediğimi düşündüm mesela. Hmm. Ya bana uygun değil tabii ki, sizler beğeniyor olabilirsiniz. Mesela ben KD serisine bayılıyorum. LeBron serisi bir iyi, iki kötü, bir iyi, iki kötü gibi bir şeyi var. O da çok uymuyor bana. Zion serisi şu an mesela bana uyacağını düşündüğüm seri ama düşünüyorum KD'nin son 3-4 ayakkabısı mükemmeldi. Kyrie de güzel. Kyrie her zaman güzeldir, aynen öyle. Yani bana çok uymasa da hep kaliteli, hep sağlam ayakkabılar yapar. İşte Jordan markası mesela biraz daha baktığınız zaman jenerik modelleri güzel oluyor. Böyle genelde serilere baktığım zaman hani içimin en ısındığı KD serisi oluyor açıkçası. Çünkü ayakkabıları hem fiyat olarak yani normal seviye sayılır hem de kalite olarak cidden iyi. Bu da kalite olarak arkadaşlar böyle bir okkalı yapı veriyor. Bu dış taraftaki plastikler güzel. Dış sahada oynayabileceğinizi düşünmüyorum ama rahatlık sunabilir. Yani tipi çok önemli değil abi. Ben alayım giyeyim diyorsanız bence yine sizin ayakkabınız olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an numaralardan başka ne kaldı açmadım? Şu an mesela Why Not geliyor olabilir, yenisi gelecektir diye düşünüyorum. Gerçi onu daha yeni açtık. İnan bilmiyorum şu an ne kaldı. Şey, Luka'nın ayakkabısı gelecek. Luka 1, onu bekliyorum. PG'yi açtık. PG'yi açtık. Belki Trey 2 gelebilir. Dame 8'i açmadım. Dame 7 ile, yani Dame 8 çok böyle çünkü aşırı ses getirmiyor genel itibariyle. O yüzden Harden.
Harden'ı açtık Wall 5'e. Wall 6 mı geldi? İnan çok fazla ekle var. Evet ya, çok arttı. Şimdi sen sonra düşününce. Aynen. Hepsini de açmaya çalışıyoruz. Ve detaylı performans incelemelerini yapıyoruz. Bunu da ben birkaç hafta geleceğim. Hızlı bir şekilde size performans incelemesi yapmak istiyorum. Hadi şimdi ayağımıza giyelim, bakalım nasıl hissettiriyor. Bu arada ne kadardı? 2500 lira civarında, 2550 de olabilir. O civarlarda arkadaşlar bir fiyatı var. Artık normal sayılır. Yani Nike'dan bir basketbol ayakkabısı söyleyeceğiniz zaman zaten fiyatlar bu şekilde oluyor. Şimdi ayağımıza görelim. Arkadaşlar ayakkabı rahat kesinlikle. Yani beklediğim gibi oldu. Ama tepeden şöyle baktığım zaman hiç beğenmedim. Bilmiyorum sizler de beğenmiyor olabilirsiniz. Hani şuradan çok kalın ve gitgide öne doğru incelen bir yapı var. Bunu ben pek sevmiyorum. Onun dışında hafif şuralardan hissettirdi. Ve gördüğünüz gibi şöyle ayrılıyor. Tabii hepinizde olacaktır muhtemelen bu. Onun dışında şöyle tabandan bayağı ses geliyor. Yastıklamadan da sanki biraz ses geliyor gibi. Tabii ki ısındırdıkça bu ayakkabıyı, içine vakit geçirdikçe nasıl olacak onu göreceğiz. Detaylı performans incelemesini tabii ki yapacağım dediğim gibi. Normal bir KD rahatlığı. Tabandaki yastıklama oldukça güzel duruyor. Ama dediğim gibi ekstra bir şey olmayacaktır. Şuralardan hafif böyle ayağımın çıkıyor hissi oluştu. Keşke şunu, yani şuradaki plastiği şöyle biraz öne getirselermiş dedim. Ve keşke şurası biraz daha geniş olsaymış. Yani şu ön parmakların sıkıştırılıyor olması hoşuma gitmiyor. Ne diyorsun kızım? Beğendin mi? Onun dışında da fena değil. Dediğim gibi çok normal, çok standart bir ayakkabı olmuş. Detaylı performans incelemesini bekleyin. Bu şekilde de çıkışımı yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka hangi ayakkabıları bekliyorsunuz? Onları da yazarsanız ben de onlara öncelik vermeye çalışayım. Ama piyasada tabii ki çok ayakkabı var. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde alıp incelemeye, sizlere düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.